Günaydın diyerek başlayalım. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. İslam Bey, şimdi tabloya bakıyoruz. Özellikle şimdi dolarda yükselişleri görüyoruz. Gramda bir miktar yine yukarı yönlü hareketler var. Bir de kripto paralara baktığımızda çok büyük kayıplar da yaşanıyor. Evet. Kafalar karışık, yatırımcıların kafaları karışık. Acaba hangi pozisyonu alsak diye bize soruyorlar. Evet, öngörülebilir olmadığını biliyoruz çünkü birçok değişken var dünyada ve yurt içi piyasalarda. Sizin yorumlarınızı alalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Hemen bir kez daha altını çizelim bunun ama neler söylemek istersiniz? Merkez bankalarının güdümünde ve merkez bankalarının kontrolü bir şekilde küresel piyasalarda fiyatlamaların gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Özellikle 2022 yılı ile alakalı ekranlarda hemen hemen her hafta sepet yapın, risklerinizi dağıtın ve özellikle uzun vadeli yatırımcı olun söylemlerimizin de bugün karşılığını gördüğü bir gündür. Özellikle yatırımcılar kısa vadeli alsat yaparak belli bir kazanç elde etmek istiyorlardı. Ancak FX piyasalarının iptal olması, döviz işlemlerinin bankalarda artık saat 10 ile 16 arasında olması, gelecek risklere karşı tedbirlerin alınması, tekrar enflasyonist ortamın oluşması, Amerika'da, Avrupa'da, bütün dünyada enflasyon rakamlarının patlak vermesi. Buna rağmen insanların özellikle dolar tarafına biraz daha talep göstermesi, ister istemez merkez bankalarında bunu fırsatı çevirerek kripto para piyasasında ciddi bir psikolojik savaş başlatması, sert düşüşlerin yaşanması gibi bir ortamdan geçiyoruz. Yatırımcısı bugüne kadar kararını zaten vermesi gerekiyordu sepet yaparak. Yani risklerini bölerek bugüne kadar zaten bu tedbiri alması gerekiyordu. Bundan sonra yapılacak bir şey yok. Ve bundan sonra merkez bankalarının güdümünde piyasalarda yine bu trendin devam edeceğini göreceğiz. Ama bir hafta bakacaksınız, kripto paralardaki sert düşüşler bir hafta sonra sert yükselişlere yerini bırakacak. Bu sefer dolar tarafındaki sert yükselişler yerini düşüşlere bırakacak. Böyle karma karışık bir ortam var. Aslında acemi yatırımcıların algılayamadığı bir şey var. Küresel piyasalarda finans sistemi artık tıkandı ve özellikle Temmuz ayına sık sık işaret ediyorum. Temmuz ayı ile birlikte küresel finans piyasalarında bir yeni bir ekonomik kriz dalgası başlar ise buna karşı da yeni bir hazırlık yapmak gerektiğini düşünüyorum. Onu biraz daha açabilir misiniz Temmuz ayını? Şimdi küresel piyasalarda biliyorsunuz yani merkez bankaları faiz artırarak bu enflasyonu baskılamaya devam ediyor. Ancak ne kadar başarılı olur kısmında ciddi endişeler var. Yani faiz artırarak enflasyon düşmesinden ziyade enflasyon daha çok artmaya devam ediyor. Verilen kararlarla birlikte alım gücü her geçen gün azalmaya devam ediyor. İnsanlar şunu zannediyor, işte enflasyon tekrar düşecek, piyasalar tekrar normalleşecek. Halbuki şehir merkezleri boşaltılıyor. Özellikle insanlar daha kırsal alanlara göç etmek zorunda kalıyor. Dünya genelinde kitlesel göçler var ve bu kitlesel göçler bütün dünyanın hem ekonomisini hem sosyolojisini ciddi anlamda bozuyor. Özellikle nakitsiz bir toplum düzeni isteyen bu yeni sistemle birlikte insanlar kısa vadeli alsat yaparak varlıklarını aslında bir noktada heba etmiş oluyor. Buradaki algı şu, biraz daha gelenekçi olan, varlıklarına sahip çıkabilen, özellikle uzun vadeli yatırımcılar olan insanlarda bir problem yok. Şu anda doların 13 lira olması, 15 lira olması, 20 lira olması onların umurunda değil. Onların umurunda olan tek bir şey var, miktarı artırmak. Elindeki miktarı artırarak parasını veya kendisini enflasyona karşı korumayı düşünen bir toplum var. Bunlar da gerçekten işini layıkıyla yapan toplumlar. Yeni dünya düzeninde özellikle Temmuz aylarında biz enflasyon rakamlarında mevsimsel etkiyle birlikte bir durağanlık veya bir kısmi bir geri çekilme göreceğiz ama özellikle enflasyonla birlikte tekrar hiperenflasyon sürecinin Temmuz ayı ile birlikte çok konuşulacağı bir dönem olacak. Yani Temmuz ayına çok dikkat çekmek istiyorum. Bütün yatırım araçlarında ciddi bir kargaşa olma olasılığı çok yüksek. Yüksek bir dolar Amerika'nın işine gelmiyor. Dolar endeksinin 104 veya 106 seviyesine kadar yükselişlik olması Amerika'nın işine gelmiyor. Ve hal böyle olunca dünyada çok güçlü dolar, dolara olan talep veya ticaretin olumsuz yönde etkiliyor. Ve bir çıkmazın içine girdi dünyadaki bütün küresel finans sistemi. O yüzden gelecekle alakalı plan programlar yapanlar biraz daha duygularıyla değil mantığıyla hareket etmesi gerekiyor. Varlıklarına sahip çıkması gerekiyor. İslam Bugün Bey, sözünüzü bölüyorum, özür dilerim. Geri gelmişken hemen sorayım. Amerika enflasyonu, gelen son veriler biraz daha Evet. gerilemeyi gösterdi. O zaman şimdi Evet. siz Temmuz ayına işaret ettiğiniz için özellikle sormak istiyorum. Bu geçici bir durum mu? Yukarı yönlü atakları tekrar enflasyonda bekliyor musunuz?
Kesinlikle bekliyorum. Özellikle sonbaharla birlikte enflasyonun hiperenflasyon sürecine dönme olasılığı çok yüksek. Şu anda hasat zamanı biliyorsunuz. Turizm sezonu açılıyor işte. Dünyada insanlar para trafiği biraz daha hızlanıyor. Bu dolayısıyla mevsimsel etkiden dolayı biraz daha gerileme olabilir. Ama bunlar geçici şeylerde, tedbirlerde ve dolayısıyla gerçek bir enflasyon şu anda önlenemiyor. Yani çünkü 22 yıl aradan sonra Amerikan Merkez Bankası Fed'in 50 bas puanlık bir faiz artırım yapması, yıl sonuna kadar 3 kez 50 bas puan bir faiz artırması yapması. Bunu biz konuşurken bize normal geliyor ama o ülkeler için normal bir süreç değil. %8,3 enflasyon Amerika için çok ciddi enflasyon. Yani bizim enflasyon yanında devede kulak kalıyor ama onlar için çok büyük bir şey. Avrupa'daki enflasyon, Kanada'daki, İngiltere'deki enflasyon veya Asya ülkelerindeki enflasyon çok ciddi onlar için. Ve şu anda bir çıkmazın içinde de ve bu çıkmazı da bir şekilde piyasaları kontrollü bir şekilde işte bazen kripto paralara baskı yapıyorlar, bazen emtia fiyatlarına baskı yapıyorlar, geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama Temmuz ayında o baskılanma sürecine artık güçleri yetmeyeceğini ben düşünüyorum. O yüzden yatırımcılar işte emlak piyasasını konuşuyoruz birkaç gündür. Emlak piyasasıyla alakalı kargaşayı konuşuyoruz, otomotiv sektörünü konuşuyoruz, cip krizini konuşuyoruz, gıda fiyatlarını konuşuyoruz. Yani bu tedbirlerin bu yıl son bir kez alınması gerekiyor. Yani bugünkü fiyatlamalar aslında benim nazarımda gelecek fiyatların daha ucuz olduğunu bugünkü fiyatlamalar bana gösteriyor. Evet, yani şu an hala biz o zirve noktasını, tepe noktasını göremedik diyorsunuz. Anladığım kadarıyla tedbiri de elden bırakmamak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle emlak fiyatlarında şöyle bir şey de biliyorsunuz, burada bir rantçı bir grup var. İşte bunların hortumu daha kesilemedi. İşte burada enflasyon ve faiz oranını düşürüyorsunuz ama emlak fiyatları çıkıyor. Artık fırsatçılar da ön plana çıkıyor. Ve emlak fiyatları her geçen gün şişmeye devam ediyor. Burada yatırımcıların eğer burada nakit bir parası kenarda varsa işte 2+1, 3+1 daireler falan filan almaktan ziyade işte en azından 1+1 daire almak falan, bu parasını koruyabilmek, işte onun kirasıyla biraz daha üzerine biriktirebilmek gibi şeyleri de, hazırlıkları da yapmak gerekiyor. Yani öyle çok düşük fiyatlamaları bekleyip işte 5-6 ay bekleyelim çok yükseldi falan demekle bence bu işler olmaz. Biraz daha dünya genelinde az önce ifade ettiğim gibi şehir merkezleri boşaltılıyor. İnsanlar enflasyonla fakirleştiriliyor. Bu sistem karşısında insanlar mecburen şehir merkezlerinde o maaş getirileri yetmeyecek. Yani gıdalarına yetmeyecek, taksitlerine yetmeyecek, günlük hayatlarına yetmeyecek. Böyle bir hayat bizi bekliyor. Tekrar yani biraz belki daha bir göç de başlayacak, öyle değil mi? Tersine göç zaten başladı ve bundan sonra mecburiyet karşısında, sadece Türkiye'yi kastetmiyorum, Amerika'da bu şekilde, Avrupa'da bu şekilde, yani bütün Avrupa'daki şehir merkezleri, Amerika'daki şehir merkezleri şu anda boşaltılıyor ve herkes uzaklardan ev tutmak zorunda kalıyor ve uzak yerlere yerleşmek zorunda kalıyor. Bu mecburiyet karşısında yeni bir sistem. Bunu insanların algılaması lazım. Bu konuştukça kulağa biraz farklı gelebilir, aklımıza biraz daha farklı gelebilir. Çünkü alışmadığımız ve görmediğimiz bir sistemden bahsediyorum. Ama bu bir gerçek ve şehir merkezleri o yüzden enflasyonla beraber maalesef yaşanamayacak hale gelecek. Alternatif şehirleri, alternatif ilçeleri, alternatif yatırım araçlarının insanların hazırlığını yapması gerekiyor. Bugüne kadar uyarıları dikkate almayan, yaklaşık bir yıldır biz burada aynı şeyleri söylüyoruz. Evet. Bugüne kadar uyarıları dikkate almayanlar Temmuz ayında neyin ne olduğunu daha net bir şekilde görmüş olacak. Tabii tüm temennimiz çok daha iyi günlerin gelmesi, hem finansal anlamda hem de sosyal anlamda. Bütün beklentilerimiz bu yönde ama İnsanlar Yaprak Hanım, her zaman ortak özellikleri şudur. Herkes çok şey hayal eder, az şeyin sahibi olur. O yüzden biz de çok şey hayal ediyoruz ama az şeyin sahibi oluyor insanlar dünya genelinde. O yüzden umutların kalıcı olmadığı, umutların daha karamsar olduğu dönemler geliyor. Bu sürpriz değil. Yani bu sisteme İnsanlar biraz evvel anlattığım gibi ayak uydurmak zorunda kalacak. Bugün biz önceden çarşı pazarda alışveriş yaptığımız zaman sepetlerimizi dolduruyoruz, işte şey torbalarımızı dolduruyoruz. Nerede 2 yıl önceki Türkiye? Nerede 2 yıl önceki dünya? Bugün artık adetle, gramla yani 15-20 liralık kıyma alan insanlar var. İş buraya geldi. Artık daha önce tane, yurt dışında tane görürdük tek tek alışverişleri. Evet, evet. Tuhaf gelirdi bize tabii ki. Evet. Şimdi bu emlak piyasasıyla alakalı da tekrar etmek istiyorum. Yani bizim evlatlarımız, emin olun belki kulaklara şey garip gelebilir bu durum. Bizim evlatlarımız bırakın ev almayı,
15-20 yıllık kira kontratlarıyla yaşayacaklar. O bırakın 2 artı 3 artı 1 evleri, biliyorsunuz Osmanlı zamanında işte bizim babaannelerimiz, dedelerimiz nasıl evlerde yaşıyorlardı? Herkesin müstakil evi vardı. Önceden evet, apartman daireleri yoktu. Bugüne bakın, her tarafta apartman daireleri var. Geleceğe bakın, kapsül evler olacak. Bunlar kulağa ilginç gelebilir ama gerçek şeyler. Buna artık herkesin inanması gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız, değerli sağ görüşlerinizi olun. Paylaştınız.